mahallemizin öncelikli sorunlarından bir tanesi imar planı. Bir tarafta var 7 kat bina yapılıyor, bir katta var 3 kat. Bize bu konuda yardımlarınızı bekliyoruz başkanım. İkinci olarak Kayabaşı merdivenleri. Kayabaşı merdivenlerinin bir an önce bitirilmesini bekliyoruz inşallah. Üçüncü olarak halı saha. Halı sahamızın da, gerçi vatandaşlarımız da bu halı sahamıza çok sahip çıkıyor da, camlar kırılmış, kapılar parçalanmış, vilan olmuş bir şekilde. Halı sahamızın da bir an önce adının konulmasını istiyoruz. Dördüncü olarak, Kayabaşı Mahallesi ile Soğuk Su ve Hürriyet Mahallesi arasında yapılan köprünün karşısına bir park istemiştik. Elverişliyse oraya bir park yapılmasını rica ediyoruz. Süper Hat diye bir otobüs firmamız var. O Süper Hat su deposunun oraya en son durağa çıkmıyor. Buradaki en sıkıntılı iş imar. İmar durumuyla ilgili 2 senedir, 3 senedir herkese çalıştırıyorum. Kimse bir yol alamıyor. O da zamanında bu şehir planlaması yapıp geçerken ben de söyledim. Yani bir taraf 3 kat, 4 kat, 5 kat, 7 kat yok. O kot altından çıkarsa çıkar. Ama aynı sınır çizgisi içerisinde hem 5 kat var, bir tarafı 5 kat hemen, bir tarafı 3 kat. Bu planlama tam 1996'da yapılmış, tasdiklenmiş. Hiç kimse de itiraz etmemiş. Şimdi bu 3 katları 5 kata çıkartırken, şimdi bu şehir planlarında şöyle oluyor. Önce bir sosyal donatılar tespit ediyor. Yani işte park yerleri, yeşil alanlar, okul yerleri gibi donatılar ortaya çıkartıyor. 3 kat, 5 kat olduğu zaman insan sayısı fazla olacağı için o miktarda da yeşil alan artırılması gerekiyor. Şimdi imar burayı çözemiyor. Yani şimdi her tarafı, yani kusura, yani bir karar almak çok zor bir şey değil. Bu da yani zaten yani ilk şeydeki karar aldıktan sonra bu değişikliğe gidilecek, hemen iptal edilecek. Şimdi iptal olacak bir şey yapmıyoruz. Bunu da çözmeleri için uğraştırıyorum ama ben bunu bir daha iyi bir şekilde yani ele alayım. Benim de vaktim azaldı şu anda zaten, benim belediye başkanlığı süremin bitmesine. Bir yıl kaldı sayılır yani. Olmuş. Yani bir buçuk sayılır, bir yıl desen ne olur? Yani bir yıl sayılır. Onunla ilgili uğraşayım ama diğerleri kolay. Kayabaşı merdivenlerini hızlı bir şekilde bitiririz. Halı sahaya biraz içeride konuştuk. Her tarafını aydınlatalım, bir kamera sistemi koyalım. Ondan sonra bir daha bakarız. Engin Sokak'taki parkı ele alalım. Süper Hat onun görevi yani. O durağa çıkmak mecburiyetinde onu konuşuruz. Şu anda mesela yeni bir şikayet iptal hattı. Çok güzel çalışıyor. Şu anda bir tane daha şey. Bugün itibariyle billboardlarda. Tamam. O şikayet hattına bunları bildirir bildirmez. Biz sizin aynen dilekçeniz varmış gibi kabul ediyoruz. Yani kayıtlarda aynen sizin dilekçeniz varmış gibi kabul ediyoruz ve ona göre işlem yapıyoruz. Kim olursa olsun. Yani bizim yaşam tarzımızı bulacak, yaşam standartlarımızı bulacak. Mahallelerde öyle büyük bir problem kalmadı. Şimdi sen diyorsun ki 25 tane noktada asfalt yapmak başlıyorsun. Öyle ufak bir alan değil. Evet, 25 nokta. Bak 25 tane de eskiden hiç asfalt yoktu, onları konuşuyorduk. Eskiden asfalt kullanıyorduk. Şimdi 25 noktada yama. 25 noktada yama gayretti o. Ben yalnız haftada 17-18 tane, yani yalnız burada değil, bütün mahallelerde toplam 17-18 tane noktayı kazıyor. Su arızası ve kanalizasyon arızası ile ilgili. Adam burayı kazdı mı, yarış gün ekleyecek, her şeyini beraber, yani o toprağı kullanmayacak, yeni toprak kullanmayacak, çöplüğünü şeyini, asfaltını falan yapıp gidecek. Ondan sonra zaten Karabük'teki iş %80 daha rahatlıyor. Şimdi 15-20 tane kazı dediğiniz zaman, bakın yani haftalık, 52 haftayla çarptığın zaman 20, senede 1000 tane nokta kazıyor minimum. Şu anda da gelen bizim yaşam tarzımızı bozacak. Dediğim gibi işte yolumuzdu, suyumuzdu, işte birkaç tane eksik gazımızdı, bunların hepsi hemen hemen bütün Karabük'te toplandı yani. Artık şeylerden işte parklarına ulaşıyoruz, bahçelerine ulaşıyoruz. Yani bunlar gayet normal yani, koskoca bir şehir yani, bir de çok dağınık bir şehir. Dünyanın hiçbir yerinde süpürge olmaz. Yok yani. Makine gelir, ayda bir kere, senede bir kere temizler eve gider. Şimdi bu ne kadar adamı çoğaltırsanız çoğaltın,
bu çoğalttığınız adamların parasını siz veriyoruz, ben vermiyorum. Biz bu adamlara vermiş olduğunuz parayla size dünya kadar iş yapabiliriz, karemik olarak. Yani, şimdi biz size kapattığım caddeden örnek vereyim bakın. 450 metre bir cadde kapattık şehir merkezinde. Gittiğiniz zaman Allah'ını severseniz bir bakın. 20 metre arayla çöp kutusu var. Bak 20 metre arayla. Bütün çöp kutularının etrafı, çöp kutusunun içerisine atan da yok. Her tarafı izmarit. 450 metre sokakta iki tane temizlik görevlisi var. Birisi aşağıdan süpürüyor. Yukarıya doğru geliyor, öbürü de tersten geliyor. İkisi geçtikten sonra yine etrafı aynı şekilde çöp tenekelerini yağmur gibi doluyor. Yer yer. Bir de yer atıyoruz. Şimdi bunlar iki sene evvel Almanya'da Frankfurt'ta indi. Bu caddenin en az 2 kilometre uzunluğu, 1,5 kilometre net uzunluğunda bir cadde, geniş değil. Bu caddenin 4 misli geniş. Sigara içen sayısı yemin ediyorum bizden fazla. Ne bir tane süpürgeci, ne bir tane temizlik elemanı, ne de yerde bir tane izmariti.